Mahmut Efendi Hazretleri'nin vefatından Kaddesallahu. sonra tartışma oldu. Şimdi mesela bakıyorum cemaat içerisinde de Cübbeli Ahmet Hoca İsmaila'dan ayrıldı. Yeni bir tarikattan el Ne alıyor ya da yeni bir alakası var? tarikata giriyor ya da kendi tarikatını kuruyor, Ya nasıl cemaatini tarikat kuruyor. kuracaksın? Bu şey, şirket mi Böyle kuruyorsun? işte bunun Dernek mi kuruyorsun? Tarikat evet ne demek ya? bu işin aslı astarı Estağfurullah. var mı? Ya bu çok Nedir? uzun bir soru. Hiç asla asları yok. Hasan Efendi hocamız başımızda. Biz büyüklerimize tabi oluruz. Velakin bir rabıta meselesinde Mahmut Efendi bana devam edecek buyurmuştu. O da çok uygun bir şey oldu. Çünkü Hasan Efendi hocamız da 95 yaşında. Peşine tabii hırslı olan, itirazlı olan, beklentisi olanlar var. Bu durumda ben her zaman teke tekte bir sene, 2 ay evvel de demişim, CNN demiş, 2-3 tane beyanım var. Babadan oğula, oğuldan da damada, yok torunlara, şirketleşme, holdingleşme mahiyetinde bir durum olursa ben buraya tabi olmam. Çünkü ben Mahmut Efendi Hazretleri'nin müridi olarak devam ederim. Ama başımıza ehliyet ve liyakatla biri efendim tayin edildiği takdirde benim hiçbir itirazım olmaz. Ama ben holdingleşme yani bu aşiret değil. Aşiret, ha oğlu ehil olursa tamam. Ama Eyvallah. daha ehil ve layık olan büyüklerimiz varken ki ben onlara dedim gelin noterden tasdikli her türlü imzayı vereyim. Şeyh de olmayacağım. Vekillik bir hakkım var. Normal vekiller gibi 1.000 tane vekili var efendi hazretleri. Hani bir ders öğretme. Onu da yapmıyorum. Vaktim yok. Çünkü o işi yapan çok. Benim işimi yapan yok. Ona da söz veriyorum. Ona da söz veriyorum. Her türlü imzayı atıyorum. Ama şuralı istişare iş yapalım. Fakat 60 kişiyi şuraya topladılar. Benim lafımla benim istiharem çıkmadı. Yani onlar istihare yapmış. Beni çağırayım mı diye. İstihare çıkmadığından bizim bir Nazım abi vardı. Var yine Allah selamet versin. Çok yaşlandı. Hanımı öldü ya evlenecek. Adam diyor ki yahu diyor ona gidiyoruz buna gidiyoruz diyor. Evim var mı arabam var mı soruyor diyor. Evim var arabam varsa istihare çıkıyor diyor. Evim var arabam yok dediğim zaman istihare çıkmadı diyorlar diyor. Ben öyle bir kafama oturdu ki ya kardeşim bu istihare neye göre? Tesbih istihare çekiyor. Subhanallah gelirse iyi. Elhamdülillah orta. Allahu Ekber kötü. İstihare şeklinde bu. Bu istihareyle efendim Cübbeli şuraya gelmedi. Neden? Doğruyu konuşuyor. Doğruyu konuşsam ne olur? Bireyim var. Ama beni çağırmamalar çok iyi oldu. Dedim ki İsmail Ağa'nın en iyi istiharesi bugüne kadar 70 senedir en doğru bu çıkmış dedim. Şaşırdılar, gülüyorlar. Niye böyle diyorsun alay mı? Vallahi alay etmiyorum. Neden? Dıştan durayım bir gözlemci olarak. Bakayım ne yapıyorsunuz dedim yani. Şimdi önümüzde bir süreç var. Allah sana ben de hocamıza hayırlı uzun ömür versin. Amin. Kıyamete kadar kimse yaşayacak değil tabii ki. Eyvallah. Hepimizin bir eceli var. Belki ben ondan evvel vefat ederim. Kimse bir şey bilmiyoruz. Ama bir hazırlıklar, bir planlar, bir akıllarında yürüttükleri projeler olanlar var. Dış tarafı var bunun bir de. Bazen isimlerini verdim. Buralarda isimler verecek değilim. Dolayısıyla burada FETÖ'nün emeli var. FETÖ'nün en büyük imamlarından, imam ne demeyelim, askeriye sorumlusu diyelim. Hamdullah Öztürk diye bir adamın efendisinin cenazesinden sonra 1 saatlik kaydı var. Bu kayıtta isim vererek benim ne büyük tehlike olduğumu, cenazede de uzaklaştırılarak çok iyi bir tebrik şayan bir faaliyet yapıldığını ve oradaki birilerini tebrik ediyor ismen. Ama dikkat, Cübbeli tehlikesi devam ediyor diyor. Şimdi hiçbir şey lüzum yok. Derin devlet, sığ devlet, hükümet. O kasete bakar. Tehlike kim? Tehlike dedikleri tehlike değildir. Tebrik ettiklerinde tehlike var. Ama hükümetin böyle bir görevi var mı Hükümetin böyle bir cemaatte? görevi, tarikata şeyh tayin etmesi hükümetin görevi değil. Onu demiyorum ben. Ama bir FETÖ Bir projesi fotoğrafı sızması, görmesi FETÖ lazım sızması projesi, FETÖ'nün tebrikleri, teberrükleri varsa, bir ekümenik projesi olan bölgedeyse, bir sur içindeyse, bir işte geçen gün Kandil'de Bursa vaazında Yacı Paşa'nın sizin şeylerinizden yine yola çıktık. Akit'in haberlerini çok beğendim. diye. Yayın Bak aldık. Cihat Yacı Paşa'nın haberleri, Cihat Yacı Paşa Atatürkçü, Kemalist bir paşadır. Evet. Ama milliyetçi bir paşadır. Evet. Milliyetçi bir Evet. paşadır. Şimdi onun haberini Sözcü'nün daha çok yapmasını beklerken, Tele1'in daha çok yapmasını En beklerken, çok biz yapıyoruz yayınlarını. hiçbir efendim Atatürkçü geçinen hiçbirinde bir değer verilmeyip de Pontus o para şeyi ekümenik projesini o papazın yaptıklarını için suç duyurusu yapmış.
Bütün bunları bir tek Akit'in yapması, işte esas milliyetçi vatanperverin kim olduğunu gösteriyor. Ben de oradan alıyorum, kürsüye taşıyorum. Ondan sonra ya Tayyip Bey bile bana dedi ki senin dedi sur içinden ev satmayın, yer satmayın, projeni destekliyorum dedi. Ya dedim ben kimim gariban dervişim? Dedim ki hocam, gariban dervişim biriyim dedim. Ben dedim burada zaten onun için hedefim hep. Ya ben gariban dervişim biriyim. Birkaç kişi yetkiliyor. Hocam burada hakkını teslim edelim. Ahmet Misbah Demircan. Belediye başkanlığından beri en çok üzerine durduğu konulardan biri de buydu. Şu andaki Fatih Belediye Başkanı Ergun Bey tabii Bade Harabül Basra biraz eski dönemler sıkıntı var orada. Ama Ergun Bey Allah razı olsun çok ilk seçimden evvel geldiğinde dedim bizim derdimiz var. Burada ne oluyoruz ya? Sokakların adı değiştirildi, şu oluyor, bu oluyor, buralar karıştı gitti. Yani hakikaten ilgileniyorlar şu anda tapu oynamaların şuna buna. Onu anlatıyorum. Yani dedi ki biz seni de yani bu işini çok destekliyorum. Çünkü dedi biri satarsa alacak olan belli. Eyvallah. Dedim efendim tamam da siz devletsiniz. Ben devlet bir şeyim. Ama dedi devlet insanların aldığına sattığına müdahale edemez. Ama sizin şuurlandırmanızda fayda var. Bu vazifemi yine yapıyorum. Yani şunu demek istiyorum. Orada bir ekmelik proje var. Oranın cemaatin orada bir adam ki Mahmut Efendi'ye de hizmet etti. Sonra hacı anneler anladı onu durumunu uzaklaştırdı falan ama o adam kursları sur dışına çıkaralım projesiyle geldi. Bakın o adam şimdi yine en üst seviyede olan yöneticilerin her hafta toplantı yaptığı bir adam. Burada sorun var o zaman. Ondan sonra niye sur dışına çıkaralım? İşte burada çok dar ya. Cam açamıyormuşlar. Bahçeli havuzlu yer olmuş kızlara falan. Proje çok mantıklı görünüyor. Ama orada 50 bin 100 bin talebenin dışa çıkmasıyla zaten adamlarda para çok. Bütün Balat'tanı Balat'ın Nişantaşı'na çevirdiler. Yollara şeyler attılar. Masalar kız erkek karışık oturuyorlar. Ama hocam hocanın bu sefer şalvarlı cübbeliler utancından oradan gidemiyor. Yollar hocam, bunlara kalıyor yani. Hocam hocanın da sur dışında projeleri vardı derlerse mesela sizin de bir şeyiniz vardı, bir projeniz vardı. Hayır benim Beykoz Çavuşbaşı külliyem var. İşte onlar da derse o da sur dışına taşıdı. Anlatamıyorum. Ama burada kurulu bir düzen var. Ben o düzeni bozup da oraya taşımıyorum ki. Ben kimseyi savunmak adına söylemiyorum. Hani ben şeyi söylüyorum. Hani o algıyı kırabilmek için zaten özellikle hani sizin cemaatten ayrılıp kendinize bir cemaat kuruyormuş gibi bir ya ben kendime cemaat yapılıyor. Nerede kuracağım? Mahmut Efendi Hazretleri bana 25 sene evvel dedi ki Hatmi Şerif yaptırma izni veriyorum. Ders değiştirme izni veriyorum. İşte neyse evradı bayemse. Ben anladım burada bir oyun var. Çünkü kimseye bir şey demezler. Hasan Efendi hocamız 28 Şubat'ta kendi camisine yaptırıyordu. Mustafa Bilici hocamız kendi camisine yaptırıyordu. Çünkü dağılmak icap etti. 28 Şubat baskın yapıyordu. Bana da dedi ki sen de kendi derneğinde yap. Ben de dedim Efendi Hazretleri bu emir mi izin mi? Buhara'dan dönüyorduk uçak boştu. Hızır Efendi yeni vurulmuştu. Allah razı olsun. Dedim ki emir mi izin mi? Dedi izin. İzinse ben almayayım dedim. Niye dedi? Zaten şimdiden veliaht melaat benim 30 senedir bu laflar geçiyor. Ha. Onun için dedim Ekrem abi iyi bilir bizim camiamızı. Benim dedim şimdi başka hocalarımız yapar fitne olmaz. Ben kendi camide yaparım bir de benim konuşma şeklimden dolayı millet beni tercih eder. Bu sefer öbür hocaların cemaatinin çoğu buraya gelir. Ondan sonra cübbeli ayrı tekke açtı derler. O zaman Hayder bile yoktu. Fatih Akbe Hizmet Vakfı vardı. Sonra çevik bir kapattı. Evet. Dedim böyle. Dedi ki akıllı düşündün. İyi düşündün dedi. Çünkü ben o oyunlara gelmem. Hoca Efendi Hazretlerimiz bana oyun işi yapmadı. Ama herkese izin verilirken o noktada bana de layık buyurmuş. Ama ben yapmadım bunu. Yani 25-30 sene evvelden ders değiştirsem ona göre hep dersi benden değişmek isteyen dolu insan çıkar. Kapım kuyruk olur yani. Evet. Yani ben anlatayım daha iyi anlatır zaten düşünür. Hani millet de çok takvalığa, eftaliyete bakmıyor yani. Biraz da bizim bir şeyimiz var. Böyle bir popülerite oluşmuş falan. Bunlar tehlikeli şeyler tarikatta. Ben burada bir şeyhlik iddialı bir adam 25-30 senedir izni olduğu zaman bir hatmi şerif yaptırır. Usulü budur. Bir hatmi ha çeken okutur. Bir şey yapar. Bir yerinden gözükür yani. Bunun hiçbir bende böyle bir alamet yok. Ama birileri planlarını yaptı. Arkadan oturmuşlar. Dış destek de var. Dış destek de var. Birileri hakkında proje var orada şu an. Hı hı. Bunları ismini vermiyoruz. Ama alametleri bizde mevcuttur. Eserle bize mevcuttur. Tarikat dersleri 5'ten 1000'e indirelim. Niye 1000'e indiriyorsun? Şahin Akşibend. Bürokrasi bize ihvan olmuyormuş. Neymiş? Başka tarikatta 500'müş, bizde 5000'miş, bize ihvan olmuyormuş. İhvanda davet yok ki tarikatta. Ekrem abi demin dedi. Meşrep meselesidir.
Bizim Mahmud Efendi şeriatı anlatırdı gelene gidene. Bize ders al demezdi. Ali Adem Efendi Hazretleri buyurdu ki, efendim sizi bana insanları tarikat davetine, sohbete çağırın. Ben ilim adamıyım. Evet. Ama tarikata çağırdığınızı duyarsam, Mahmud Efendi'ye dedi bunu, kovarım seni de dedi. Kovarım. Davet yoktur. Bilet keser gibi bize mürit ol. Böyle bir şey yoktur. Biz şeriatla mükellefiz evladım. Adam rüya görür bilmem ne gelir ısrar eder falan. Biz onu zorla yani bir şey öğretiriz. Hocam. Ama şimdi tarikatı neye çevirdiler? Efendim yok başkanlar, vekiller, bölge başkanlıkları bilmem neler. Ondan sonra ne oluyor? Buradaki Mahmud Efendi koyduğu 50 adam var. Kaç ihvanım var diyor adama şimdi. Hatmi Şerif'te kaç kişi var diyor? 20 kişi. Şimdi bak. Ya diyor senin üzerine birini daha tayin edelim. Seni alıyoruz buradan. Niye alıyorsun beni? Arkadaş 40 senedir göndermiş seni Konya'ya. 20 kişiyi geçmemişsin. Halbuki Mahmud Efendi bana mesela bir adam için dedi ki ona biraz emek et dedi bana. Ben Rize'den geldim 80'de. Konya'da şimdi hoca ben. Bu dedi bir vilayete bedeldir maneviyat bakımından dedi. Şimdi o adam ilk bana artıramamış. Mesele artırmak değil ki. Kalite. Mesele kalite değil mi? Mesele orada bir hatmi şerif yaparsın 5 kişiyle bir ihlas olur Allah belaları kaldırır. 500 kişi toplanırsın goy goycu olur. Yani şimdi tarikatın ruhu bozuldu. Tarikatın ruhu bozuldu. Ne demek adam artırmak? Sen namaz kılanı artır. Tesettüre giren bayanı artır. Zinayı bırakanı artır. Doğru. Senin ne işin var efendim böyle sayımız kaç? Mahmud Efendi Hazretleri kaç kere dediler? Bir liste yapalım hangi ilçede, hangi köyde kimimiz var? Benim yanımda. Buyurdu ki Allah onları biliyor. Bilal Efendi dedi. Allah onları biliyor. Bize gelmez bu işler isim, eyvah, cisim, liste, kağıt. Ne oluyoruz şimdi? Bu sefer ne oluyor? Büyüme. Büyüme neyi getiriyor? Çekinmeyi getiriyor. Çünkü çok büyük maaşlar ödenirse, çok büyük insanlar, binlerce kişi benim lafımı dinlesin. Neye göre dinlesin? Maaş verirsem dinlesin. Maaş verirsen dinleyen bir insan da hakkı söyleyemez. Söyleyemez. Onun için tarikatlar genel anlamda iyiye doğru gitmiyor. Özel bazı yerler mahfuz kalmıştır. Ama şimdi Hasan Efendi hocamızdan sonrasındaki durumda da bu şekilde yani insanlar şuura kaldır eller, indir eller. Şuranın 1/3'ü senden maaş alıyorsa, sen de projeyi getirip biz böyle düşünüyoruz dediğin anda, burada ehliyet kimde? Ali Adel Efendi'den kalma zatlar varken, şu anda Ali Adel Efendi'yi görmüş, teveccüh almış zatlar varken, şunlar bunlar varken, cübbeli de deseler reddederim, takkeli de deseler reddederim. Yani ehliyet ve liyakat meselesi olursa benim bir itirazım olmaz. Ama büyük dernekler, büyük vakıflar, vakıflarda mütevelliler, mütevellilerde hep aynı kişiler. Aynı kişiler ve ailevi. Ne oluyoruz ya? Benim hiçbir şeyim yok. Haydar'da ben mütevelli de değilim ki benim Fatih Akbaş'ın babam kurdu. Parasını babam verdi. O külliyenin arsasını ilk babam verdi. Biz maddi olarak da zengin bir aileydik. Hocam külliye Ekrem dediniz. Ekrem abi iyi biliyor. Yani biz kendimizden verdik ama sonra vakıflardan çıktık. Şahsi mülklerimizi de derneğe vakfa devrettik. 15-20 sene evvelden daha. Bir zaman üstümüzde biraz durdu. Çünkü Erbakan Hoca'nın taktiğiyle ihtilal oluyor. Partinin mallarına da el konuyor. Herkes mi olsa şahıslarda dururdu Erbakan Hoca'nın usulünde. Evet. Biz de bir zaman şahıslarda durduk. Sonra baktık ki ben faniyim, o fani. Ümmete vakıf edilmiş. Ümmetten de sonra para girmiş. Burada benim çocuğum veyahut da torunum harama düşmesin. Nefse kapılmasın. Şimdi Lalegül'de cemaat kurdu. Lalegül Radyo TV falan. Şimdi onda vakıf yaptık. Çünkü neden? Birinin üstüne yapıyoruz. Benim şahsi şeyim değil. Ben de bir hisse almıştım hani. Birine üzerine yapıyoruz çocuğu yok diye. 15 sene sonra adamın çocuğu oluyor. Ya dedim bize dedim çocuğu olmayan varsa 15-20 senelikler gelsin bir mük verelim dernekten dedim. Hemen çocuğu oluyor dedim ya. Onu aldık. Dedik ki arkadaş ümmete millete güveneceğiz. Hocalar mütevelli de şurada burada damadı kendisi torunu olmamalı. Müslüman mı yok ya? Müslüman mı yok? Bizim 3 tane vakıf var bilmem ne. Hiçbirinde ben yok. Oğlum çocuğum da yok. Yakından uzaktan akrabam da yok. Damadım da yok. Hiçbiri yok ya. Peki. Şimdi buralar iyiye gitmiyor. Tamam. Yarın bir gün inşallah düzeltirler de teşhir etme rezilliğini çekmem. Peki. Çünkü neden? Ben bu cemaata
%95'i benden duymuş gelmiş. Hı hı. Bana diyor ki sen bu işin peşini bıraksana. Ne yaparlarsa yapsınlar. Kardeşim, kız kurslarına talebe veriliyorsa benim sohbetlerimde orayı buluyor gidiyor. Erkekler tarikat dersi oluyor. %90-95 kimden duydun burayı? Cübbeli'den. E şimdi hoca efendi diyorum bana bu fikri verene. Senin burada katkın payın ne kadarsa mesuliyetin o kadar. Benim bu insanlara tanıtım bakımından sebep olmuşluğum var. Şimdi bu gemi yarın yanlış bir yere giderse, bir FETÖ operasyonu yerse, bir ılımlı İslam operasyonu yerse, efendim tarikatlar, bürokrasi bize ihvan olmuyormuş. Bürokrasi bir yana ihvan olsun diye mi kurdu Şahin Açıbet? Bürokrasiden bana ne ya? Evet. 5000 çeken, la ilahe illallah çeken bir gariban dervişin hürmetini Allah belayı kaldırır. Bürokrattan ben ne yapayım ya? Evet. O da mübarekse, Müslümansa Allah evet. onun da hayrını Peki, versin. Yani şu hocam. Anda plan tarikatı ılımlaştırmak, biraz dersleriydi. Şu durumu kolay edin. Ondan sonra mürit artırmak. Mürit artırmakla mükellef değiliz ki ya. E sen ne demek ya? Sen ekbanı artıramadın. Yerine şunu tayin ediyoruz. Bu Alaaddin Efendi'ye tam bir muhalefettir. Çünkü bizim derdimiz şeriatı tebliğdir. Tarikattan insanlar mesul değildir. Ben bunu söylüyorum şu an. Bu sefer de böyle 9 köyden kovuluyorum. Mühim değil. Beklentim olmadığı için ama tehdit alıyorum. Yani geldiler işte ses bombası attı. Bütün mahalle ayağa kalktı falan. Adamı sonra dediler meczubun biri. Ulan ne meczubun biri? Evini bastılar. Şimdi aldılar içeri falan. Bomba imalatı çıktı. Şimdi burada tabii arkada bir terör örgütleri de oranın. Ama İsmail Ağa'dan değildir herhalde o. İsmail Ağa'da takılmış be ya. Bir dernekte takılmış. Bakan Bey söyledi. Bana fitne çıkartmayalım, konuşmayalım diyor. Ya konuşmayalım, fitne çıkartmayalım da meczup denilecek, kapatılacak iş mi? Evi bastığınız gazetede şey çıktı. İfadesi bize geldi. İfadede bir patlayıcı imalatı bulundu evde. Yani biz bir rabıta işini konuştuk. Ertesi gün bomba attı. Ondan sonra şimdi bir şiir var. O şiiri size göstereyim. O şiiri bizzat paylaşan Efendi Hazretleri torunu işte Fatih Usta Osmanoğlu şahitler de var ki birkaç kişiye attım diyor. Birkaç kişiye attım. Bir derneğin içinde gizli bir oluşumda kimseye paylaşmamışlar. Orada ne diyor? Bana fırıldak diyor, zırıldak diyor, FETÖ'cü yani FETÖ'ye taviz verdin diyor. Ama desin. Peşinde de diyor ki hesabını soracağız diyor. Şimdi bu özel hocalar sarıklı cübbeli talebe okutan fıkıhçı adam konumunda bunu tutuyor. Bana da sağdan soldan geliyor. E buna şimdi talebe gönderilir mi yani şimdi? Bu çoluk çocuğu eşkıya mı yetiştireceksiniz kardeşim? Buna bir dur demek lazım ama maalesef yok Hoca Efendi Hazretleri'nin torunudur, oğludur böyle olmaz. Biz böyle görmedik büyüklerimizden. Ne buyurdu Alaaddin Hazretleri? Yolumdan gelen, dölümden gelen. Hocam işte bunu istişareyle bence konuşmak lazım. Ya, şimdi şunu diyorum. Şimdi, bir defa bu gençleri durdurmak lazım. Adam da diyor ki bana sen bunu niye gündeme götürüyorsun? Bunun ne hükmü var ki? Ya ne hükmü var olur mu? Sen bunu İsmail Han'ın kürsüsünde vaaz ettiriyor musun? Bu adam vaaz ediyor. Peki sitede şu anda girsen onun konuşmaları var mı İsmail Sesi'ne? Var. O zaman bu sokaktaki birinin bana sövüp saymasına benzemiyor. O zaman bu senin hesabını soracağız diyen ağız buranın kürsüsündeyse, buranın internet sohbetlerindeyse ve hatta şurada bile resmi var. Son şurada yerde oturuyorsun. Şuraya ben istiharem çıkmıyor, kabul ettim. Çok da hoşuma gitti. Ama bana sana hesabını sorarız ağzıyla bir insan yaklaşamaz. Ben 50 senelik hizmetim var burada. Ha dersin ki hoca efendi yanlış yapıyorsun. Beni de çağırırsın. Hakemler çağırırsın. Yaşlı hocaları çağırırsın. Bir orta yol bulunur. Şiir yazaraktan, sahipsiz, ataraktan, hesap soracağız diyerekten bir tarikat bu duruma gelmişse bu iyiye gitmiyor. Büyükler de buna yol veriyor ve sessiz kalıyor. Kaç kere diyorlar biz onları susturduk. Nerede susturduk? Adam sağa sola atıyor bir de diyor çok hoşuma gitti bunu yayın. Ya sen kürsü vaazı adamsın ya. Hiç kürsüden vaaz eden adam hesabını soracağız. Nasıl hesabını soracağız? Gel sor. Ya Allah'ım hani bir canımız var. Gel sor yani. Neyi soracaksın yani ben? Ben FETÖ'den korkmamışım. 28 Şubat'ta efendim Nusayri Cunta'dan korkmamışız. Bilmem ne etmemişiz ya. Girmişik hapse çıkmışık. Ecelimiz gelmemiş. Yaşıyoruz yani. Şimdi gelip bunların bizim emeğimiz geçen insanların yani çocukları, torunları burada gelip de bize böyle bir şantaj ve tehdit ne biliyorsunuz yine biri çıktı ondan şu kasetleri var dedi. Şeyh olmak istiyorsan kasetlerini şu. Ya ben sana şeyh olmak istemediğim kadar noterde her yerden şey verip talak şart yapayım. Ondan sonra sen bir şeyhlik lafı, vekillik lafı bile duyarsan ondan sonra kalk.
Kalk de ki vay rezil herif de bütün kamuoyunu şey yap ya. Ben sana teminat veriyorum. Benim derdim oldu bittiye getirilmesin. Bir cenazedeki ilan. Cenazedeki ilan Hasan Efendi tuttu. Hasan Efendi hak ediyordu. Hasan Efendi hakkıydı. Ali Efendi'den onun için biz sustuk. Yani haklı olduğundan sustuk. Yoksa senin Tayyip Bey'in önünde konuşmam. 10 tane bakanın önünde ilan yapmam. Bana sökmez. Ben hak bildiğimi söylerim. Ama Hasan Efendi deyince hepimiz sustuk. Tamam mı? Tamam. Sen şimdi bir operasyon, tak bir cenaze ilanı. Nasıl olsa Tayyip Bey cenazeye gelir gelmezse kim önce ölür belli değil. Bir plan yapılıyorsa, ki bu nemareleri görünüyor. Biz efendim en fazla diyeceğimiz şudur. Bugüne kadar cemaati gönderdik, talebeyi gönderdik, teşvik ettik. Bundan sonra kefaletim yoktur. Çünkü yönetimi bilmiyorum. Bundan sonra ne olacağını bilmediğimden size yani gözü kapalı buraya çocuğunuzu verin, yardım yapın şeklinde benim tabiyetim kalmamıştır. Mahmut Efendi'nin müridi olarak devam ediyorum. Ne yapabilirim? Yanlış varsa söyleyin. Deyin ki ne yapıyorsun?